Kızıl, hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne? Bengü. Bengücüğüm, ne iş yapıyorsun bebişko? Ben öğrenciyim. Nerede? Marmara Üniversitesi'nde. Diş hekimliği okuyorum. Bu arada üçümüz de diş hekimliği okuyoruz. Üçünüz de birbirinize benziyorsunuz, biliyor musunuz? Üçünüze birden soruyorum o zaman. Bengü. Çağla ben. Eylül. Tam üniversiteli kız ismi ha. Bak, Bengü, Çağla ve Eylül. Her dört üniversite kızından birinin ismi bunlar abi. Peki, bir fantezinizi ve yazışma hikayenizi anlatın. Fantezim ama yanlış anlamayacaksın, tamam mı? Moralim bozuk olduğunda sevgilim diyor ki sana gel Hasancan açayım. Televizyondan bana seni açıyor. Bir fantezim, bir gün moralim çok bozuk olacak. Kapıda sen belireceksin. Sevgilin devamını hazır mı peki, onu soruyorsun. Yani hazır galiba. Sevgilin kızdır inşallah diye şu an dua etmek istiyorum. Maalesef. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok tatlı bir fantezi bebişkom. Sıçma hikayesi anlatsam. Evet. Şimdi bir arkadaş grubuyla oturuyorduk. Ondan sonra dalmıştım böyle. Birden bana dediler ki McQueen hakkında ne düşünüyorsun? McQueen dediğin a**ındır McQueen. Ha işte normalde öyle. Ama ben dedim ki Şimşek McQueen'i bayılırım işte. En sevdiğim birinci filmi falan bir şeyler anlatıyorum. Şimşek McQueen mi? Arabalar. Çizgi film. Ondan sonra işte bir baktım, herkes suratıma bakıyor. Aha dedim, evet Bengü. Ayakkabı olandan bahsediyorlar. Ondan sonra devam ediyor işte. Onu giyen erkekler hakkında ne düşünüyorsun bilmem ne falan. Benim çevremdeki herkes max giyiyor yani. Hani hiçbir şey düşünmüyor. Bir kere Kızıl fakir olmaz. Hayatımda ilk defa Kızıl birinin fakir olduğuna inandırmaya çalışıyorum kendimi. Tamam ama 15 bin liralık ayakkabı da giymiyoruz hiçbirimiz yani. Evet. 13 bin. Hayır. Ayağınıza sağlık. Üçünüze çok güzel cevap verdiniz. Hanginizi alacağıma karar veremedim. Eylül mü? Hayır, çıkmayayım. Onca manyo. Bir sıçmanızı anlatayım, çıkmayayım. Anlat bakalım. Babam ucuz olsun diye galiba sabahın köründe uçak bileti almış. Sonra işte Antalya Havalimanı'ndan İstanbul'a uçacağım ama çok uykusuzum. Daha sonrasında işte X-ray'den geçtim, bir tane kabin gördüm. Kimse bana kabine girmemi söylemedi ama ben uykusuzum ve o kabine hani insanları taramak için olduğunu bilmiyorum. Girdim kabine çünkü ben onu şey zannediyorum. Antalya'da korona döneminde korona savar diye böyle kabinler oluşturmuşlar. İşte giriyorsun. O ne götten uydurma bir. Korona s**ker var mesela, giriyorsun. İyi de bu beni s**iyor. Abi işte korona da arada. Orada s**li çocuklar var böyle, korona. Evet. Giriyorsun kabine, kollarını kaldırıyorsun. Sonra dönmeye başlıyorsun. Bir tane dezenfektan püskürtüyorlar üstüne. Girdim ben de, kollarımı kaldırdım havalimanında. O X-ray işte tarıyor. Onun içerisinde dönüyorum yani. Baktım dezenfektan püskürtmüyorlar. Gözümü açtım. Bir tane polis memuru silahına falan tutuyor böyle. Hanımefendi ne yapıyorsunuz dedi. Korona savar değil mi bu dedim. Ne dediler. Dedim ben öyle zannettim. Bayağı uyuşturucu testi ellere. İşte bagajımı kontrol ettiler. Sonra salak olduğumu anladılar. Çok büyük ihtimalle. Hoş geldin. Öncelikle merhaba. Üniversitede okuyorum buraya. Okumaya geldim dışarıdan. Bizim okula hibrit eğitime geçeceğiz. Çok haberiniz vardır. Hangi üniversite? Üniversitesinde ben psikoloji okuyorum. Yok, haberimiz yok. Biri söylemese üniversitesi diye bir yer olduğunu bilmeyeceğim. Arkadaşlar, bütün Türkiye'nin nabzı durdu. Haberiniz vardır. Her gün senden konuşuyoruz. O iki oda bir salon üniversite var ya, o hibrit eğitime geçmiş. Yüzde kaç burslusun? 65. Ben de işletme okuyordum da. O da çok seçkin bir üniversite. Hoş geldiniz hanımefendi. Merhaba, hoş bulduk. Adın ne? Banu. Kimle geldin Banu'cum? Kuzenim. İki tane güzel genç kızla gelmiş. Evet. Bir fantazini veya sıçma hikayeni anlat hayatım. Evlenmeden önce Beyoğlu'nun popüler mekanlarından birindeyiz erkek arkadaşımla. Benim de böyle çok böyle genç, aktif, aranılır olduğum zamanlar. Aranılır. Banu bir gelse. Evet. Erkek arkadaşım da biraz kıskançtı. Ben de flörtöz davranıyordum o zamanlarda. Daha sonra beni kıskandığı için mekandan çıkartmak istedi ve hafif omzumdan iter gibi öne itti. Bende de topuklu ayakkabı var. Ben de asfalta düştüm ve bir jipin farlarıyla ayağa kalktım. O da eski sevgilim çıktı. Banu iyi misin vesaire diye. Banu, senin sirkülasyon bayağı var herhalde o dönem ki. Ya hayır, ondan değil. Sokaktaki herkes bir sevgili. Sonra bakkala denk geldi. Bankal da fuck buddy olmasın mı? O kadar değil, yok. Ayıkla pirincin taşını.
Sonra işte erkek arkadaşım şey dedi, ya bizim talihsizliğimize bak, içeride hatunu kıskandık da eski sevgilisinin kucağına attık gibi bir sıçma oldu. Sen kucağına mı düştün? Hayır, arabasının önüne. Ha, sonra o kaldırdı seni, ilgilendi. Evet, ilgilendi. Banu, aa nasıl, burada ne işin var, ne oldu falan. Jipi var yalnız, böyle çulsuz biriyle de takılmıyor. Aa çok çok, evet, kabzımı aldı, çok zengindi. Eşin ne iş yapıyor? Eşim grafiker. Ne güzel, maaşlı bir adamla final yapmış. Yani evet. Bakalım sahnede herhangi bir eski sevgilinle karşılaşırsın. Sendeyiz, top sakal. Ne iş yapıyorsun kral? Demir çelik. Senin kendi işin mi? Ha. Pandemide paranı a**ına koydunuz biliyor musun? Yok. Ne diyor anlamıyorum. Ne alaka, paranı a**ına koydunuz dedim a**ına. Bir kendi anladı. Oğlum sen Bali çekip mi geldin lan? Çok para kazandınız pandemide. Pandemide kapalıydık biz zaten. İyi de depodakiler değerlendi. Herifin hiçbir şeyden haberi yok. Bu para kazanamamıştı pandemide. O pandemide para kazan abi demişler demiş. Adın neydi? Barış. Aşırı saçma sapan bir adam. Konuşmayı da bilmiyor ama alayım mı? Evet. Barış yazıyorum seni. Seni yazıyorum. Başına gelen bir olayı atasözüyle anlat. Şimdi Türkçe öğreneceksin, konuşacaksın. Yok. Önce atasözünü söyle. Ya biraz heyecan var, ondan biraz şey yapıyorum. Önemli değil. Normalde su gibi konuşuyorsun canım. Sakla zamanı, gelir zamanı mesela. Şöyle bir şey var. Mesela iş yerinde örnek veriyorum, somun olsun, civata olsun. Hani işime yarayan malzemeyi kesinlikle kaldırırım bir yere. Bir gün lazım oluyor. Ama bir olay söyle onunla ilgili. Skuter motor vardı. Motorunu sökmüştüm ben onun. Sekmen kırılmıştı. Eski sakladığım parçalardan buldum. Uydu yani. Ya bu kararını anlayıp cevaplaması bile... En az atasözü söyledi. Yarım çarpı alıyor. Teşekkürler Barış. Bence tam fırsat tamam, vermek tamam, lazım. Evet. Bil çarpı diyenler akışasın. Yarım çarpı diyenler akışasın. Bok gibi cevaptı arkadaşlar. Daha kalın bir yarım. Evet. Benim atasözüm komşu komşunun külüne muhtaçtır. Çünkü olay ailecek yanlışlıkla fuhuş baskını yedik biz. O gün misafirler gelmişti bizim eve, o yüzden yatma düzeni değişik yani. Ben annemle uyuyorum, babam salonda uyuyor, benim odamda birileri işte. Neyse sabah şafak operasyonu gibi saat 5'te kapı yumruklanıyor. Annemle ikimiz de gittik açtık. Neyse işte tutuklusunuz bilmem ne, ayağını direkt koydu. Dediler ki fuhuş yapıyorsunuz şöyle böyle falan. Kuzenimin de bebeği var hani, o olay yerine giriş yaptı o sırada. Polisler bebeğe baktı. Burası daire 12 değil mi dediler. Yo dedik, 11 yani. Aa çok pardon vesaire. Bir çayınızı içelim bilmem ne. Bir de çay içiyorlar. Evet. Üst kattan biz de şüpheleniyorduk fuhuş yaptıklarından. Çok da dedik şüphelenmiyoruz hani. O yüzden komşu komşunun külüne muhtaçtır dedik. Bir alkış! Eski sevgilinden hatıra olarak sakladığın bir obje söyle. Banu, bir sürü eski sevgilin var. Birinden bir şey almışsın. Bir tanesi manevi, bir tanesi maddi. Hala saklıyorum. Maddi olanı söyle. Maddi olan Roma'da sadece Türkiye numune olarak gelmiş bir kol saati. Benim olması için çok mücadele etmiştim. O zaman ekonomik gücüm yetmiyordu. Manevi de eşimin bana bekarken denizin dibinde beni düşünerek yaptığı pavurya dişlerinden çok güzel bir Zeyna kolyesi. Pavurya dişlerinden, balık mı o? İstakozun yavrusu. Onları öldürmüş mü? Bir kolye yapacak diye. Değmez mi? Hayatım bir kolye eksik olsun. Değmez mi diyor. Değmez. Ben hayvanları çok seviyorum da. Düşün yavrularını öldürüyor. Annelerini düşün onun için. Evet. Çok üzücü. Çok içinde değil gibi bana. Evet sendeyiz Eylül. Hadi yine güzel bir cevap. Bizi kendine getir. Eylül şu an şey gibi ha. Fenerbahçe'deki Arda gibi benim için, anladın mı? Benim eski sevgililerim genel olarak çok cimri olduğu için yani... Ya bu kız niye bu kadar şanssız ya? Yarak gibi adamlara denk geliyor. 10 lira atmadı taksi parası bir ara bana, onu söyleyeyim. Niye atmadılar? Şöyle oldu. Yağmur yağıyordu. ATM'den para çekeceğim. O zaman taksiyle yurda döneceğim. 15 lira falan tutuyor. 5 liram var. ATM çalışmıyor. Yağmur yağıyor. Dedim ki ya senle Kadıköy'e geleceğim. Ya da hani bir 10 lira borç verirsen gel benle Kadıköy'e dedim.
benle daha çok vakit geçirmek istediğini söyledi de çok zannetmiyorum yani. Yakış. Kafandaki ideal sevgili adayın hangi özelliğinden vazgeçebilirsin? Altını çok seviyorum. O huyu olmasa çok güzel olur dersin. Aynen. Yakış. Aferin lan, yanlışlıkla güzel bir cevap verdin. Bilerek verdiğini düşünmüyorum. Sen de? Lazere gidiyor benim sevgilim şu anda. Rahatsız oluyor, sürekli tıraş oluyor vesaire, işte üstündeki göz kıllarından vesaire. Ben okeyim yani. Olmasa da olur. Kıllı olsa da olur diyorsun. Olur. Sakal seviyorum zaten. Kızıl kızlar esmer kıllı erkek seviyorlar arkadaşlar. Evet. Anladınız herhalde. Böyle evet. Kıllı erkekler beni eklesin. Sen de Banu? Kösem Sultan gibi olmasın. Yani ben de kıllı erkek seviyorum. Kirli sakallı. Kösem Sultan o yüzden Kösem Sultan değil. Evet, müthiş bir tarih. İlbero tarihi yaşadığı halde kemikleri sızıyor. Tıraş olmasa da olur diyorsun. Yani ama kıl tüccarı gibi de olmasın tabii. Kıl tüccarları mı var? Hayır hayır, sırtında ya, bütün yerlerinde olmasın. Saç ekiminde kullanmıyorlar mı onu ya? Yok hayatım, göt kılını saça ekleyemiyorsun. Duyduğunuz veya yaşadığınız en saçma ayrılık nedeni? Sendeyiz. Benim 2 senelik bir ilişkim vardı. Şehir dışına çıktım. Beni aradı böyle. Ailemle ilgili sorunlarım var. Beni dedi, kaçırır mısın? Ya dedim, dur bakalım hemen, nasıl kaçırayım ben seni? Dedim, geleyim bir konuşayım, düzeltebiliriz ailenle ilgili sorunları. Neyse ben apar topar geldim. Sonra telefonunu arıyorum. Kapalı, ulaşılamıyor. Sağa sola soruyorum. Sonra ertesi gün öğrendim, başka birine kaçmış. Oha! Bir yakış! 1,5 çarpını kimlere paylaştırıyorsun? Esra. Yarımı Esra. Hepsi. Birini verdim, bir yarımını başkasına ver. Naime. Teşekkür ederim. Mükemmelmiş lan. Senin hiçbir önemi yokmuş. Kız sadece evden gitmek istiyormuş. Sen ne iş yapıyorsun kardeşim? Manisa Soma'da madende çalışıyor. Bir alkış kardeşime. Selam söyleyebilir misin oradan? Kime yollayayım? İmat madencilik çalışanlarına. Manisa'da, Soma'da, Zonguldak'ta aynı zamanda Türkiye'nin her yerindeki böyle ekmeğini kömürden çıkaran onurlu, çalışkan bütün arkadaşlarıma çok selam, çok gönülden sevgi diliyorum. Sizi çok seviyorum. Kendini 3 kelimeyle anlatır mısın? Evli, mutlu, çocuklu. Çok mutlu değilsin oğlum, problemlerimiz var diyorsun. Sendeyiz. 5-2-0-8-8-8-8-7-7-7. Ne demek o? Ben bu ara şeye takmış durumdayım da, sayı sekanslarına. Hayatın pin kodu mu? Öyle değil. Şimdi bunları güya her şeyin bir kodu var. Mesela işte 3 tane 7'yi sürekli tekrar ederseniz işte mucizeler sizi buluyor. Hayatım sen bu beyinsizce şeylere inanacak biri değilsin. Çok zeki birisin. Üstelik öğretmensin. Abla bak. Hayır ama bu gerçek. Bak bu, görüyor musun? Gerçek değil de yani son dönem modasına ayak uydurmaya çalışıyorum. Ben de inanıyorum ona. Az kitap okuyun. Hani kitap da okumayın. Google'a bakın. Şu an çok üzüldüm biliyor musun? Şey yapmış, yerliler var ya bu ateşte. Onu görmüş gibiyim şu an. Evet. Şanslı, merhametli, bir de atarlı. Ve cahili de ekleyebilirsiniz şu harflerden ötürü. Demek o rakamları söyleyince mucize oluyor ya. Ya hayır, söyleyince değil. Ne yapınca? Yani mesela 777 şans sayısı, o sana denk geldiyse o gün. Nasıl denk gelecek? 07.07 saat. Tarihte 7. Hayatım 07.07.07 dünyada herkese geliyor ya bir defa. Hayır. Bak mesela bana o gün geldiğinde bana çekilişten telefon çıktı. Tesadüf olabilir mi bu? Babasına araba bile çıktı. Aynen. Babama araba çıktı market çekilişinden. Aynı gün. Neyi söyledin? Aynı gün değil. Neyi söyledin? Biz de bana da söylediler. İş görüşmesine girerken 5-2-0-0-7 de dediler. Dedin? Dedim. Almadılar. Aa. Demek ki sen tam bir inançla söylememişsin. Arkadaşlar saçmalamayın.
Tesadüf olabilir. Evet. Ama insan bazen tutunuyor öyle şeylere. Neye? Evet, sendeyiz. İpek eldiven içinde gizlenmiş çelikten bir yumruk. Ha? İpek eldiven içinde gizlenmiş çelikten bir yumruk dedi. Üç kelimeydi bu arada soru. İpek eldiven içinde gizlenmiş demirden bir yumruk. Yedi. Fazla mı oldu? Yedi, üçten büyük ya. Müthiş sayısal olan beş. Şey demek istedim aslında. Sabırlı... ne yapacağı belli olmayan heyecanlı. Öyle bir rakam söyleyin ki herkes güzel cevap vermeye başlasın. 770. Kaç abla, sen daha iyi biliyorsun. Başka da rakam bildiği yok. Bugün sahneye kaç kişi çıktı? 6. Bir kişi daha diğer değiştiniz. Kaç? 7. Dolayısıyla senin normalde şampiyon olman gerekiyordu. Neredesin peki? Üstelik sen 7. çıkansın. Bir şey diyeceğim. 777. olsaydım olabilirdi. O yüzden formatı değiştiriyoruz. Bu arada 3 kelime dedim. 7 kelime de anlattı kendini. Çarpı alabildi mi? Hayır. Yani neymiş? Okumak önemliymiş. Şükürler olsun, böyle omuz omuza rekorlarla dönüm. Nice bölümlere diyorum. Eyvallah!